Of 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 of. Terbiyesi için hardal, barbekü sos, balzamik sirkeyi tasa koyduk. Biraz da etin suyundan aldık. Ve güzel kıvamlı bir alana kadar bunu karıştıralım. Elde ettiğimiz karışımı gerdanlarımızın üzerine süreceğiz. Tekrar fırlatacağız. Evet. Şimdi kızarması için 180 derecelik fırın atacağız. Artık göz kararına kadar kızarırsa, nasıl istiyorsak ona göre alırız. Evet, kızardı. Çıtır çıtır oldu. Çok fena oldu yani, çok. Hiçbir şey değil, limon çekti. Tel tel ayrılıyor. Çayın alıyor. Süper sebebi. Patlıcanlarımızı delelim. Eşi güzel. Bostan patlıcanı aldık. Evet, patlıcanlarımız pişti. İçlerini ayıklayacağız. Şurası çok sıcak. Artık kemiklerinden böyle rahatça ayrılacak. Bakın ilik içerisinde. Şimdi bunları bu sefer tandır gibi yapacağız. Farklı patlıcanla yapacağız. Görüyor musunuz? Kendisi böyle yemediğim ayrılıyor zaten. Şimdi güzel bir yemek yapacağız. Yani böyle sadece bunu tek başına yemeyeceğiz. Yemekle patlıcanla böyle bambaşka güzel bir yemeğe dönüştüreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Vay anasını ya. Tavamıza yağını atalım. Bu arada patateslerimizi de kızarttık. Patlıcanlarımızı koyalım. 2-3 dakika kavursak yeter. Güzelce kavurmaya devam edelim. Burada közlenen patlıcanlarımızı bir de burada hafiften kızartıyoruz. Yani şu rengi alsın. Daha güzel bir tad alır. Gördün mü? Öyle. Patatesleri şöyle dizdik. Daha patatesimiz var. Katlı bir şey yapacağız. Sadece kırmızı toz biber koyacağız buna. Evet. Patlıcanımızı şuraya koyalım.
gelecek şekilde her yere. Yayalım. Evet, etlerimizi böyle el yordamıyla parça parça yapacağız. Şimdi burada bir mantık hatası olacak. Hani patates altta, etler üstte. Bunu bir daha fırın yapacağımız için etlerin kurumasını istemiyorum. Bu yüzden o patatesin ve patlıcanın üstte gelmesini istiyorum. Onu da şimdi göstereceğim nasıl yapacağımızı. Şimdi böyle etlerimizi ayıralım. Karabiberimizi, kekiğimizi etin üstüne döküyoruz. Pul biber. Toz biber. Şimdi etimiz hazır. Şöyle bir tabak alıyoruz. Şöyle bir zeytinyağı sürüyoruz tabağa. Aldığımız tabağı bu şekilde bunun üzerine koyalım. Şimdi yumuşak olan patlıcan etin üzerine doğru inecek. Ona suyunu da verecek. Fırına attığımız zaman da onu kurutmayacak ve yumuşak bir şekilde tutacak. Bir 10-15 dakika yani fırında tutup ondan sonra tam ısındıktan sonra alacağız. Müthiş bir yemek olacak eminim yani. Evet. Son durumu böyle. Müthiş. Evet. Şöyle artık bir servis yapalım. Afiyet olsun.